arkadaşlar. Bugün size Evcilik TV'den tanıdığınız Evcilik ablamıza ne mi yapacağız? Rockstar Barbie'nin Prenses Azra'sını yapacağız. Prenses Azra filmde çok güzeldi. Pembe saçları var, pembe barları var. Bakalım biz de takacağız filmimizin sonunda. Makyajı tamamladıktan sonra pembe saçlar takacağız. Bakalım benzeyecek miyiz? Başlayalım mı yapmaya? Hadi bakalım. İlk önce Evcilik ablamıza kendi ten renginden çok daha açık bir fondöten uyguluyoruz tüm yüzüne. İlk önce alından başladık. Yavaş yavaş aşağıya doğru indik bu fondöteni. Siz bu makyaj malzemelerini kullanırken lütfen kendi cildinize uygun malzemeler tercih edin. Daha çok çocuk ciltlerine uygun malzemeler birçok kitap evinde satılmakta. Onlardan edinirseniz daha iyi olur sizin için. Şimdi yine çok açık bir fondötenle alın ve burun üzerini boyayacağım. Bunu beyaz göz kalemiyle de yapabilirsiniz eğer evinizde açık fondöten yoksa. Beyaz bir göz kalemiyle yine bunu dağıtarak tabii göz kalemini sürüp alına, buruna ve göz altlarına biraz elinizle dağıtmanız gerekecektir. Şimdi biraz daha koyu bir fondötenle ben burun kenarlarını incelteceğim. Burun altını incelteceğim. Bunun için de siz allık kullanabilirsiniz. Yine kahverengi bir dudak kalemi kullanabilirsiniz. Dudak kalemini daha sonra yine parmağınızda ya da evinizde bir fırça varsa onunla dağıtabilirsiniz bu kalemleri. Bu koyuluğu şimdi dağıttım, yedirdim. Birazcık yanaklarıma giriyorum bu koyuyu. Yanaklarımda elmacık kemiğimin hemen altına giriyorum bu koyuyu ki suratımız biraz daha ince görünsün. Biraz daha Barbie bebek suratı gibi dursun diye. Dediğim gibi aynen bu işlemi yine allık yardımıyla ya da kahverengi bir dudak kalemiyle yapabilirsiniz. Sürüp elinizle dağıtabilirsiniz. Kaşlarımızın rengini birazcık kızıl kahveye dönüştürüyorum. Genelde bebeklerin kaşları çünkü böyle kahverengi kızılarası bir şey oluyor. Ben de bir dudak kalemi yardımıyla kaşların üzerinden geçiyorum. Hem rengini değiştiriyorum kaşımın hem de biraz daha inceltiyorum kaşı. Fırça yardımıyla da üstünden geçtim. Şimdi ten rengine yakın bir far süreceğim gözümüzün üstüne. Ten rengine çok yakın bir far bu. Açık renkli bir şey olabilir. Sizin elinizde ne varsa krem rengi, beyaz, açık pudra renkleri. Bunların hepsini kullanabilirsiniz göz üstüne. Şimdi fuşya pembe kullanıyorum. Yine bir fırça yardımıyla bu fuşya pembeyi gözümüzün üst kısmına, göz boşluğumuzun, yuvarlağımızın olduğu kısma ince bir şekilde sürüyorum. Alt kısmı açık kalacak. Demin ten rengi sürdüğümüz yer açıkta kalıyor. Biraz daha ucunu havaya doğru kaldırıyorum bu pembenin. Yukarıya doğru çekiyorum. Sonra fırça yardımıyla inceltiyorum. Şimdi beyaz bir yağ bazlı malzeme kullanacağım. Onu da alt kirpiklerimizin alt kısmına sürüyorum. Bu işlem gözü daha büyük göstermek için, daha iri göstermek için. Şimdi kirpik uygulayacağım. Kirpik yapıştırıcısı sürüyorum kirpiklerin altına. Siz kirpik uygulamayabilirsiniz tabii ki. Kirpiklerimizi göz pınarımızdan göz kenarımıza doğru kirpiklerin diplerine yapıştırıyorum. Çok farklı durmaması için ama bunlar bayağı uzun bir kirpik. Uzun ve simsiyah kirpikler. Şimdi siyah bir eyeliner çekeceğim. Hem kirpiklerin o takıldığı yeri birazcık yok edeceğim. Hem de biraz daha siyahlaştırıyorum göz üstünü. Birazcık bir kuyruk çekebilirim sanki eyeliner gibi.
şimdi hazırladığımız yıldız şablonumuz. Barbie'miz, Rockstar, Azra'mızda kullanacağımız bir yıldız hazırlamıştık önceden. O yıldızı şablon olarak yanağımıza koyuyoruz. Kenarlarından yine fuşya pembe ya da kırmızıyla geçtik. Daha kolay, elde çizmekten daha kolay bir şey bu. Şimdi içi boş yıldız. Aynı şekilde yine daha önceden hazırladığım, içini boşalttığım yıldızı diğer yıldızın hemen altına koydum. Bu sefer içini pembeyle dolduruyorum. Siz de böyle şablonlar hazırlarsanız daha kolay boyayabilirsiniz. Ve dudaklar. Dudaklarımız yine pembe. Dudaklarımızın şeklini bozmadan dudaklarımızın kenarlarından giderek dudak içlerimizi dolduruyoruz pembe. Pembe güzel dudaklarımız oldu. Ve pembiş saçlarımızı da takınca Prenses Azra'mız hazır.